Halkbank olarak pandemi döneminde önce insan yaklaşımıyla çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığına öncelik veriyor. Bunun için pek çok sosyal destek ve bankamıza 3 uluslararası ödül kazandıran sosyal sorumluluk projesini birlikte yürütüyoruz. Örneğin pandemi sürecindeki risklere karşı çalışanlarımızı bilinçlendirmek için enfeksiyonlardan korunmaya yönelik kurumsal rehber hazırladık ve tüm çalışma arkadaşlarımızla paylaştık. COVID-19 önlemlerine dair 33 bilgilendirici kısa film hazırladık ve bankamız iletişim kanallarında yayınladık. Ayrıca bu filmleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşbirliği ile Halkbank'ın bir sosyal hizmeti olarak binlerce insanımıza ulaştırdık. Maske ve dezenfektan içeren on binlerce hijyen setini çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaştık. COVID-19 enfeksiyonu geçiren tüm çalışanlarımızın her aşamada yanlarında olduk. Sağlık ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili olarak en hızlı şekilde dönüş yapmaya çalıştık. Her ay başta COVID-19'dan korunma tedbirleri olmak üzere farklı konularda seçkin bilim insanlarının katıldığı ve canlı yayınlanan sağlık konferansları gerçekleştirdik. Bu zorlu süreç boyunca aldığımız tüm tedbirlerin sonucunda Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen güvenli hizmet belgesini almaya hak kazandık. Sağlık alanındaki faaliyetlerimiz pandemiyle sınırlı kalmadı. Ülkemizde organ nakli bekleyen hastalara destek olmak için Bir Bağış Çok Hayat projesini hayata geçirdik. Birçok çalışma arkadaşımız organ bağışlayarak bizleri gururlandırdı. Çağımızın vebası Alzheimer'la ilgili farkındalığı artırmak için toplantılar yaptık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İşbirliği ile Türkiye'de ilk defa sahnelenen Alzheimer temalı Annemin Son Çılgınlıkları adlı tiyatro oyununa sponsor olduk. Halkbank bünyesinde kurduğumuz Halkbank Sağlık Akademisi ile çalışanlarımıza ilk yardım eğitimleri vermeye başladık. Kadınlarımızın sağlığının korunmasına yönelik farkındalığın artması için meme kanseri farkındalığı etkinliğini, sigara bağımlılığını azaltma ve sigaranın zararlarına karşı bilinçlendirme kapsamında Dünya Sigara Bırakma Günü etkinliğini, bankamızda çalışan özel gereksinimli arkadaşlarımız için çalışma süreçlerini destekleyecek bazı kararlar aldığımız Dünya Engelliler Günü etkinliğini, Down sendromlu bireylerin her şeyi başarabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığımız ve aramıza katılan iki Down sendromlu arkadaşımızla bankacılık alanında bir ilke daha imza attığımız Down sendromu etkinliğini hep birlikte gururla gerçekleştirdik. Ekotürk Televizyonu İşbirliği ile müzede müzik ve önemli sağlık başlıklarında ülkenin seçkin doktorlarının görüşlerine yer verilen Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programlarına sponsor olduk, kültür ve sağlık alanındaki farkındalığı daha geniş kitlelere ulaştırdık. Sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları sahiplendirmek için Satın Alma, Sahiplen etkinliğini düzenledik. Ayrıca pet şişe kapaklarının toplanmasıyla elde edilen kaynağın mama ve sağlık hizmetlerinde kullanılması için tüm şubelerimizde can dostlarımız için plastik kapak projesini başlattık. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin isim ve logolarının bulunması ve proje fikirlerinin geliştirilmesi konularında tüm çalışma arkadaşlarımızın değerli katkıları hepimizi gururlandırdı. 2022 yılında gerçekleştireceğimiz sosyal destek projeleriyle 84 milyonun hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın tasarruf kültürünü geliştirmek ve eğlendirirken eğitmek için onları Halk Kumbara ile tanıştıracağız. Çalışanlarımızın evlerindeki okunmuş kitapları bağışlayabilecekleri Halkbank Kitap Kumbarası ile ihtiyaç sahibi köy okulları ve çocukları kitaplarla buluşturacağız.
obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda ülkemizin en kapsamlı sağlık projesi olan Hayat Senin'e destek olacak, Halk Adım uygulamasıyla yürüyüşlerde toplanan puanların sosyal sorumluluk projelerine bağışlanmasını sağlayacağız. Halkbank ailesi olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığına değer vermeye, çevremize, halkımıza ve ülkemizin her bir köşesine ulaşacak bilinçli projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz önce halk, sonra bankayız.